Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Feed the Köfte 3'ün 12. bölümüne hoş geldiniz ve yanımda şu an kim var? Ne var? Orko. Kim var? Önümde Orkun Feed. Var. Bunun yanı sıra Discord'da Redo ve senin adını cidden hatırlamıyorum. Yusuf. Herhangi bir şey söylesen olur. Yusuf, Ata. Daha atasın sen benim için. Ve şu an kendime bir tane Terrasteel bilmem ne plate yapacağım ama onun için önce bir tane şundan yapmam gerekiyor. Ve valla! Ancak bunu çalıştırabilmek için bana ne lazım başka? Neyse şunu bir yerleştireyim. Living Rock, ayrıca bana da biraz lapis blok. Burn map'im şey mi değişmiş? Tuşu mu? Evet, nokta bu pakette. Paketi yapan adam sorunları var. Güzel paket. Tamam da neden nokta? Allah. Bu arada problem yok yani. Disconnect yaptım yani. Evet ve hazır. Şimdi bize başka ne lazım? Ring of Fire'ım kalmış fazladan. Bana bir tane spark lazım. Yapımı fazla kolay. En fazla olan senmişsin. Red Hot Tarlazır. İstediğin zaman niye? Ya ben burada shovel'la mob öldürmeye çalışıyorum ya. Çektiğim eziyete bakar mısın? Gel. Sana bir hediyem var. Gel getir. Madenden in aşağı. Yol seni götürür. Yol beni götürür. Buraya bir gel de şu zombileri gör. Zaten zombi sesini duysan görürsün. Evet. İkincisini craft ettiğimde bu arada achievement'ı verdi. Neyse. Bunu bunun üstüne koyuyoruz. Bunu da bunun üstüne koyuyoruz. Valla. Şimdi kendimize bir terrasteel yapmaya hazırlanalım. Öncelikli olarak şuradan bir Lexicabotanya'dan terrasteel nedir bakalım ona. Oha. Değil mi? Bu ne lan? Ne oldu? Oh. Evet, terrasteel böyle bir arkadaş. Kendisi bir mana pearl, bir mana stealingit ve bir mana diamond'dan yapılıyor. Bu arada magnetimi ben burada devre dışı bırakayım. Kaç. Ne oldu? Az önce çok güzel bir şekilde zombi istilala maruz kaldık. Ne güzel. Unutmadan bu arada bir saniye, ben wand'ımı atmışım. Evet. Evet, wand'ımı atmışım buraya. Terrasteel crafting'ine başlarken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir detay var. Kendisi yarım mana pool harcıyor. Ya kesinlikle elinizde yarım mana pool'dan fazla mana varken harcayın. Ayrıca yarım mana pool demişken şurada iki tane yarım mana pool'um var. Bu bölüm açacağımız başka bir şey için gerekli. Evet, bu yapılıyor. O esnada şuradan manamın sömürüldüğünü görmeye başlayacaksınız. Ama neden size? Abi spawn point yani yapmadan öldüm ben. Evet. Ve bir adet terrasteel'im oldu. Ve ben hala şu an bu neden çalışmıyor onu merak etmiş durumdayım. Biraz daha gözlemlenebilecek bir hale getirelim şurayı. Ha, bu sinyal veriyor her halükarda. Çok ilginç. Al. Spawn point olarak. Doğru. Spawn point ayarlama. Tamam. Evet. Bir adet terrasteel ingot'ım var. Zenginlik. Aynen. Bakalım achievement'ı var mıymış terrasteel'in. Ben de bu arada öldüğüm yere 4000 metre uzaktayım. Evet. Almışım. Ve şimdi ne yapıyorum?
yapmak istediğim çok önemli bir şey var benim. O yüzden bu terra stili yaptım. O yüzden sadece tek bir terra stili de ihtiyacım var. Enderar Tvex değil bu. Portal to Alfheim. Dun dun dun. Linkwood gel bakalım. Şimdi. Biraz Ender Pearl'ümüz olsaydı eski. Evet. Olacak onlar. Alpha portalımızın ilk parçasını yaptık. Sonra şu yanlara Living Wood koyalım. Ancak Metal Transmitter falan. Living Wood mu koyuyorduk? Living Wood Plank mı koyuyorduk? Wood'dur ya plankler. Ama yok ha. Bir kısmına plank yok, var. Wood. Bir kısmında wood var galiba. Yok. Nerede plank var ya? Portal değil mi bu? Evet. Tamam. Portal hiç plank yok. Tamamdır. Ben de baktım Allah şimdi. Allah. Yok yok. Yok ya, muymuş? Plank'in tek kullanımı şey o dropper gibi evet. Bir şey var ya bunda. Open creating. Okay. Open creating yapımında kullanılıyor sadece. Tamam. Tamamdır. Şimdi siz gelin şöyle. Siz de gelin. Ardından şunu sadece kalıp olarak koyuyorum. Evet. Alfheim portalımız teknik olarak hazır. Fakat bir eksiğimiz daha var. Ah. Pylon. Tabii önce bunu yapmam lazım. Bana iki tane mana diamond gerekecek. Yani iki tane diamond almam gerekecek. Redo sen orada kaldın değil mi şimdi? Nasıl geleceğim buraya? Yok yoldayım. Acı çekiyorum. Evet iki tane mana pylonumuz hazır ve şimdi de biz bunları bir de gel bakalım. Endray'lar. Valla. Ender aylar. 3 aylar dermiş. Ve da 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 da. World calling. Evet. Achievement'larımıza hello. Bakalım. Ya da Pyro senden önce geldi. Ha? Pyro diyorum. Redo'dan önce geldi. Normal. Ve artık Elf Lord'una da sahibiz. Yeah. İhtiyacım olan şey buydu tam olarak. Köfte gazım. Oo. Adamın zırhı var. Evet şimdi. Bana birkaç tane daha. Dislocator koydum oraya. 3 3'ten fazla. Dört. Beş olsun hatta. Evet, kendime beş tane. Galiba kapımıza mafya geldi. Adam tabanayı çıktı. Kendime beş tane mana pool yaptım. Peki bu 5 tane mana pool'la ne yapmayı düşünüyorum? Redo, sence bu 5 tane mana pool'la ne yapmayı düşünüyorum ben? Tabii ki de mana depolayacaksın. Sonra da gate'i evet. Açmak için kendine gate'i çoktan açtım. Bir sistem yapacağım. Ha, yok, devamlı açık kalmasını sağlamak için şey, bir şey. Artık devamlı tüketmiyor. Ha, iyi. O zaman depolayacaksın. Yani mana lazım olacak neticede. Şimdi bana 5 tane spark lazım. Gelin bakalım 5 tane spark. Evet. Şimdi hayda. Bu 5 spark'ı buraya koyalım. Ancak bunlara bir eklenti yapmam gerekecek benim.
Hatta aslında sadece bir tanesine bir eklenti yapmam lazım. Bunun için bana bir adet Pixie Dust lazım. O da ne şekilde çalışıyor? Bu arada birinizden hafif bir yankı geliyor. Evet. Ben duymadım. Benden mi geliyor? Bilmiyorum. Şu an yok. Olabilir. Evet. Buradan ben bir Recessive Spark istiyorum. Rune of Earth ve bir tane Mana Ingot. Evet. Spark Augmentation Recessive. Ve bunu buna atıyoruz. Ve valla. Evet abi, bu bunda bir sıkıntı var. Ne oldu? Yok. Project Red'inkini kullanmaya devam etmek zorunda kalacağım gene. Super Circuit Maker yok mu? Var. İstediğim gibi çalışmadı. Ya da onu biraz daha kurcalamam gerekecek şimdilik ama bunu kullanayım. Ne oldu? Hangi gate kullanacaktın? State Cell. Baya karmaşık bir gate. Var mı? He? Arif Tools'da öyle bir şey var mı? Ya yapabilirsin. Şu an uğraşasım yok. Neyse, ben şunları artık direkt sisteme atayım ya. Zaten sistemden kullanıyoruz. Ben de direkt full computers'dan yap bir tane ya. Ne oldu? Yani olabilir. Ondan magnetimi de geri takayım. Evet. Ve gördüğünüz gibi buradaki manalar bu arkadaşlara biriktiriliyor. Yahoo! Ve tabii ki de o yüzden seni kaldırıyoruz. Seni kaldırıyoruz. Kaldırın. Demişken bana biraz Living Wood lazım. Ne oluyor abi? 32 tane Living Wood herhalde şu an işimi görür. Whoops. Ve bunları ben Elf Portal'ına atayım. Ha 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 ha. Evet, bunlar bana Dream Mood olarak geri dönüyor. Ve bu Dream Mood'larla ben ne yapabilirim? Mesela... Evin altında Stunner'dan enerji üretelim mi? Dur ya, ben bir eve geleyim. Bunu yapabilirim. Tabii bana biraz da mana steel lazım. Mana steel'i elementuma dönüşürken ufak bir şeye dikkat etmeniz lazım. İki tanesinden bir tane veriyor size. O yüzden bu aklınızda bulunsun. Diğer türlü biraz sıkıntı çıkabilir. Ya kafanız karışabilir. O yüzden çok karışmasın. Şimdi bana bir tane deliver lazım. Şuna bir elle durdurma. Tamam, dur. Lever'ımı taktım. Şu cycle'dan sonra elle dursun bu. Huh. Şimdi bir tane de Elven Mana Spreader yapayım. Evet, iki tane Elven Mana Spreader yaptım. Aslında biraz daha yapacağım ama. Şunların cycle'ları bitsin. Size tam işlemini göstereceğim. O esnada yaptığım başka bir şeye değineyim. Şunun dolması benim için sıkıntı yaratıyordu. O yüzden ufak bir arkadaş kullandım. Şu. Transfer Filter. Kendisi Extra Utilities'in bir item'ı ve bunu Single Stack moduna aldım. Buradan aldıkları item'lardan sadece bir stack'ini alıyor. Gerçi şu an bunu gösteremiyorum. Çünkü... Şu gösterebilirim. Evet, single stack aldı ve bunlar biraz önceden dolmuşları. Bu neden gerekti diye soracak olursanız,
Bu doluyordu ve şu arkadaş daha fazlasını kendi bunun içine atamıyordu. Heh, tamam, bunlar bitmiş. Güzel. Sen git. Sen git. Sen git. Sen git. Sonra sen gel. Sen gel. Ve bunları birbirlerine bağlayalım. Evet, bu işin keyifli kısmı. Elven Mana Spreader nedir diye soracak olursanız bu arada. Kendisi normal Mana Spreader ancak çok daha güçlü varyasyonu. Yani çok çok daha fazla mana taşıyabiliyor. Normal Mana Spreader bayağı kısıtlı bir miktarda taşıyor. Elven Mana Spreader'da bu miktar inanılmaz derecede yüksek. Bunun da üstü var ki onu daha çok ileriki seviyelerde göreceksiniz. Evet. Devam edelim. Bu işkence işimize ve sonuncusundayız. Evet ve mana üretimimizin tamamı yeni haline getirildi. Ve ben şu çiçekleri... Evet, artık ondan mana alıyor değil mi? Evet. Seni de ona bağlayalım. Sen de ondan mana alıyorsundur umarım. Evet, ondan mana alıyor. Çok güzel. Ve şu manuel kaldırmamızı kaldırabiliriz. Evet. Ve bakalım şu an normalin iki katını taşıyacaklar ve şu açıda dursun. Şunlar çalışmaya başlasın. Bu muhabbette neden oluyor anlamış değilim ama. Evet, şuraya da durduracak bir sistem koysam çok güzel olacak gibi sanki. Hata ve hata koyayım. Tamam, çalıştılar. Ama hala atmaya devam ediyor bunlar. Ha, çünkü ben bir salağım. Ne oldu gene? Hiç redstone'u azıcık yanlış bağlamışım. Ah köfte. Çok efsaneyim değil mi? Yapma bunu lütfen. De hala atmaya devam ediyorlar. Çok ilginç. Çünkü bu yüzü ayarlamam gerekiyordu değil mi? Tam durdu nihayet. Evet. Tamamdır. Ah. Şimdi Botanya'da bunları hallettik. Şimdi bana başka neler lazım? Bu arada cidden birinden yankı geliyor. Redo senden geliyormuş. Benden mi? Hayda. Evet. Çok boğuk bir yankı bu arada bahsettiğim. Şimdi benim hazırlanmak istediğim bir şey var. Gaia ritüeli. Bunu önümüzdeki bölüm yaparız herhalde diye umuyorum. Aa, öncesinde başka bir şeye daha girişeceğim Botanya'dan. Tabii şunu da bir şarj etsem güzel olacak. Bunun şarjı çok çabuk bitiyor ya. Gel bakalım. Şimdi. Botanical Brew. Mana steel gerekecek biraz.
Evet. Mana Steel. Tamamdır. Şimdi. Kim düştü? Kim geri geldi? Ben ya. Yanlışlıkla düştüm. Ha, tebrikler. Şimdi. Ses olayına bakıyordum da anlam veremedim ya. Niye böyle bir şey olduğunu. Bilemeyeceğim. Köfte. İfinim. Soul Wheel vurdum. Ama içinde Polar Bear şeysi var. Ne güzel. Daha doğru bunun içinden yapmazdı. Evet. Şimdi. Sen gel. Ve buna mana sağlayamıyoruz şu an. Çünkü. Artık sağlıyoruz. Bunu da bir adet Elvin'a çevirsem güzel olacak. Evet. Hatta. İki tane daha Mana Spreader lazım bana. Tamamdır. Gelin bakalım. Tabii o esnada Living Rock ve sen gel bakalım. Ups. Çok yanlış ateş ettim. Neden? Neyse. Koy. Doğru. Henüz bu tam dolmadığı için. Tamamdır. Rune of Mana. Ha, sonra sen gel. Sizleri atalım şöyle. Bana iki tane Elven Mana Spreader. Tam Elven Spreader diye yakışacak şekilde. Çok iğrenç bir espriydi. Kendimden utandım esprimden. Hayır, benim için kolay kolay olmaz bu. Alışmak lazım bu tip şeylere. Esprimden utanmak. Değişik bir duygu. Aslında bir tane daha spark yapsak güzel olabilir. Evet, sen. Bir tane daha spark yaptık. Bana bir tane daha ayrıca Living Wood lazım. Living, pardon, Mana Pool lazım. Şimdi bu Mana Pool'la ne yapacağız? Bir tarafına seni, diğer tarafına bir arkadaş daha gelecek. Ve üstüne bir Spark. Ama bu Spark'ın içine bir tane Augmentation koyacağım. Dominant. Rune of Fire'ım kalmış mı? Kalmıştı, evet. Evet, bir tane. Bir tane Ender Pearl'ü alalım. Oops. Evet. Augmentation Dominant. Şimdi Dominant'ın ne yaptığını göreceksiniz. Recessive, gördüğünüz gibi, kendisi direkt normallere dağıtıyor otomatik olarak. Dominant'a gelelim. Normallerden çekiyor direkt. Ya basitçe ana mana kaynağımız bu arkadaş olacak. Bu arkadaşlar ise ek depomuz olacak. Bu ise üretimin aktarıldığı. Evet, sistemimiz bu. Şimdi ben ne yapıyordum? Botanical Brewery. Aslında her şeyin hazır olması lazım. Bir şey hariç, normal brewing stand. Evet, Botanical Brewery'miz hazır. Ve voilà. Şimdi bunun kullanmanın iki yöntemi var.
Bir şunları kullanabiliriz. Pardon. Elf Glass'ları kullanabiliriz ya da Mana Glass'ları kullanabiliriz ya da Elf Glass'ları kullanabiliriz. Benim tercihim Elf Glass'lar. Tamamdır. Şimdi gelin bakalım. 11. Bir tane daha alalım. Evet. Ve tabii ki de her türlü elf ürününü yaptığımız gibi portalı atıyoruz. Portalı atmak. Bu modun özeti. Bir şeyleri bir yerlere atıyorsun. Ve 12 tane elf class flask'ım var artık. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Strength yapmak istiyorum. Strength yapmak için ne lazım? Glowstone, Blaze Powder ve Nether Ward. Nether Ward. Glowstone. Blaze Powder. Şimdi önce bunu yerleştiriyorum. Sonra sen, sen ve sen. Ve başlıyor. Ve bir adet strength potion'um var. Ancak ufak bir farkla kendisi, bu arada strength'imiz 2, tamam. Kendisi 6 tane kullanıma sahip. Böyle ufak bir detayı var. Bir tane de regeneration potion'u yapalım. Sen nesin? Haste. Haste de gerek yok. Instant health. Jump boost. Regeneration. Glowstone, Gusteer, Nether Ward. Bakalım başka. Bakalım başka ne yapabilirim? Resistance yapabilirim. Leather, Iron, Nether Ward. Evet. Nether Ward. Iron. Leather. Diğeri neydi? Regeneration neydi? Aslında Redstone'un versiyonunu yapayım ya. Gusteer Redstone. Evet. Şimdi. Bu arada Q ile de atabilirsiniz. Bu arada biri klavyesiyle çok güzel vakit geçiriyor gibi görüyorum. Yok yok, termos o termos. Termos mu? Açamadım da. Tebrikler. Ah. Evet. Ve benim şu anki bunları yaptıktan sonraki tek işim biraz mana biriktirmek olacak. Evet. Bunlar tıpkı normal potionlar gibi fakat tek bir farkla çok daha fazla kullanabiliyorsunuz. Evet, potionlarımı yaptım. Manam üretiliyor. Ve şimdi geriye kalan tek şey manamın birikmesini beklemek. Çünkü daha fazla terasitiyle ihtiyacım olacak. Efendim? Köfte enerjiyi nereden, neyden elde ediyorsun bu arada? Enerjiyi şu an solardan elde ediyorum. Ha, sen de mi öyle yapıyorsun? Güzel değil mi? Sevdin mi onları? Çok sevmedim de. Başlangıç için çok kafa yormuyor. Asıl ben reaktöre gireceğim. Daha karmaşık reaktör fikirleri var aklımda. Eyvah eyvah. Yandık. Ya çok fantastik fikirler var enerji üretmek konusunda kafamda. Onu tahmin edebiliyorum. O konuda zaten şüphem yok. Şu an başlangıç için bu solarla idare ediyorum. Belki ikinci seviyesine geçerim. Bu sonra bu evden taşınırım. Evet. Manamız da doluyor o esnada. Ha, bir de size hızlıca bir şey göstereyim. Normal Rune of Mana'nın önceden ne kadar sonra rünlerin nasıl üretildiğini hatırlıyorsunuz. Şimdi yeni hızlıca göstermek istiyorum. Rune of Earth yapalım bir tane.
Ring of Earthbend'den bir tane Block of Gold. Mana. Stone. Ve Mushroom. Bir tane de Living Crack. Şimdi önceki hızını hatırlıyorsunuz. Evet. Çok daha hızlı gördüğünüz üzere. Bunu bu arada iki tane mesela iki tane ile beslerseniz olacaklar. Çok daha fantastik. Evet şimdi Q. Evet. Ve bir de asıl bunu siz Gaia ile görün. Yani bunun daha da üst seviyesi. Aa. Neyse o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Kötü skiftenin günler. İyi eğlenceler.